Partilere izin verdiniz de bize vermiyorsunuz. Siyasi partiler anayasa gereğidir. Anayasa değişmedikçe değişmez hükmü var. Eğer siyasi partiler genel kurul yapamazsa kapanır. Hazine yardımı da alamaz dediler. Biz yine de bir aralığa kadar yapamazsınız dediler. Biz yine de devletimizin buyruklarına ve yasalarına uyan bir camia ve yönetim olarak bir aralıktan sonraki en uygun tarihi, kimse de baskın seçim demesin diye, bir ay 40 gün sonraya verdik. 20 gün sonraya vermedik. İnsanlar zaten çoğu hazır olduğunu hemen beyan ettiler. 3 aday çıktı. Bundan da mutlu olduk. Yani camiamızın aynı anda aynı 2 saat içinde 3 adayın olması bize mutluluk verir. Hepsi değerli insanlar. Hepsi Galatasaraylı. Hepsi Galatasaray için mücadele ediyor bizim gibi. Biz bundan mutlu olduk. Daha da olmasını isteriz. Çünkü hareket bir anda aksiyondur. Orada bir dinamizm olduğunu gösterir. Biz bu açıdan buna mutlu olduk. Ve inşallah belirttiğimiz tarihlerde, en geç 26 Aralık'ta bir öncelikle seçim istiyoruz. Çünkü bizim görevden gitmememiz için ibraya, ibrasızlığa rağmen direndiğimizi sanan bir kesim var. Bu kesime buyurun diyoruz. Buyurun hep beraber yarışın. Bir yarış alanı, eğer meydanı açıyoruz. Olay bu. Başkanım, siz aday olacak mısınız? En çok merak edilen konu. Başka bir tavrınız ne olacak? Başkanım, siz Galatasaray yatağınızda gördüğünüz kurul toplantısı yapmış olan bir başkanınız. Ve Galatasaray başkanlığından çok büyük işler yaptığınızı tekrardan başkanlar olacak. Valla ne işler yaptığımı tarih kanıtlar. Tabii bizim en büyük belki sorunumuz, yaptıklarımızı tam anlatamadık. Şimdi beyin sporu konuştuk. Beyin sporla ilgili hepiniz medyanın içinde insanlarsınız. Beyin sporla biz bir öyle bir sözleşme yaptık ki, yani yıllardır sevgili başkanım Özhan Can Aydın'dan beri süren süreçte, Galatasaray TV sürecinde bedava frekansı aldık. Eksekutif, yani pardon, münhasırlık sözleşmesini kaldırdık. Yani biz bugün istediğimiz Desmart, Dijitürk'ten başka TV, bu bütün platformlara girme hakkımızı aldık. Bütün şu gördüğünüz milyonlar değerindeki teçhizatın bedava devir hakkını aldık Galatasaray TV'de. Ve ben bunun için teşekkür ediyorum Beyin Sport'a ve yöneticilerine. Bunu aldık. Şimdi de yayın hakları ile ilgili maddi konuları görüşüyoruz. İnşallah hallolacak. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği bunu da halledecek. Benim aday olmam konusunu sordunuz. Bir insanın kendini ben iyiyim, ben doğruyum diye anlatması kadar komik ve zavallı bir şey olamaz bence. Kendim için söylüyorum. Bunu camiamız değerlendirecek. Taraftarımız değerlendirecek, tarih değerlendirecek, onu tek tek irdeleyecekler. Bizim belki anlatamadıklarımızı da anlatacaklar. Hatalarımızı zaten anlatıyorlar, sağ olsunlar. Biz onları düzeltmeye çalışıyoruz, varsa hatalarımız. Ben aday olup olmayacağım konusunda şunu söyleyeyim. Ben bugüne kadar, 7 Mayıs'tan bugüne kadar resmi bu tip ortamlarda hiç bana sağlığımı soran olmadı. Durumunuz nedir diye soran, sizi serzeniş için söylemiyorum. Gayet de doğal. Lan hastaysan ne işin var zaten burada? Sen hizmet edeceksen sağlıklı olacaksın. Şu anda sürecim iyi ilerliyor. Fakat bu işlerin senedin vadesi ne zaman gelir hiç kimse bilemez. Ben elimden geldiğince bir aşk için, gönül verdiğimiz bir şey için mücadele ediyorum. Dışarıdan baktığınızda bu çok saçma geliyor. Benim bu yaştan sonra ne artistlik yapacak halim var, ne siyasete girecek halim var, ne de ticari olarak bunu değerlendirecek durumum var. Ben zaten mülkiyeliyim. Tüccar bir geçmişten gelmiyorum. Mesleğim yöneticilik, eski tabirle idarecilik. Ben mümkün olduğu kadar en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum. Şu anda verilmiş bir kararım yok. Aileme, doktorlara bakarsanız ta geçmiş ibrazsızlıktan beri bırakmamı istiyorlar. Fakat biz bir aşkın peşindeyiz. Ben o günde 170 milyon, 176 milyon bir hafta içinde ödememiz gerekirdi. Bunlar laf değil.
Bunlar afaki laflar değil. Şu anda da o kadar kritik bir dönemin içindeyiz ki ben bunu anlatmak istemiyorum. Çünkü bu kez diyecek ki bak adaylığa zorlatıyor kendini. Maalesef öyle insanlarımız var. Onların da canı sağ olsun. Allah yollarını açık etsin. Hepsine şans, başarı diliyorum. Hepsi en az benim kadar Galatasaraylı. Bütün camiamı, taraftarlarımı sevgiyle kucaklıyorum. Bütün futbol camiasında, kendi kulübüm dışında sevgiyle kucaklıyorum. Hepsinin de yolları açık olsun. İnşallah Türk futbolu da bir noktaya gelecek. Bunda devletimizin de büyük katkıları var. Onlara da teşekkür ediyorum. Başarılar sizlere de medya olarak. Candan başarılar diliyorum. Size bilgi veremiyorum. Çok sevgili gazeteci dostlarımız arıyor. Bilgi veremiyorum. Benim geleneğimde yok. Hepsi beni affetsin. İnşallah günü gelince duruma bakacağım. Durumu değerlendireceğim. Ona göre vaziyet alacağım. Hepinize saygılar başkanım, sunarım. Şu andaki takımın, futbol takımının gidişatından memnun musunuz? Su alabilir miyim? Bir de başkanım, Falcao'nun devre arası Galatasaray'dan ayrılacağı yolunda haberler var. Özür dilerim. Şimdi ben tabii ki memnunum. Şimdi sevgili hocamla da evvelsi gün yine çok 4-5 saat bir araydık. Ya kötü oynayalım arkadaşlar, maçı alalım. Biz çok iyi oynadığımız maçlarda, mesela bir Başakşehir maçı, bir berabere, müthiş bir oyun gösterdik, berabere kaldık. Yani yanlış anlamayın, tabii ki futbol bir temaşa, bir seyir zevki. Ben isterim ki sadece pas değil, üçgenler kuralım, 4 pasta gol atalım. Hepimiz bunu istiyoruz. 8 tane diğer takıma, 9 tane diğer takıma, 7 tane diğer takıma atalım. Ben de bunu istiyorum. Ama hiç öyle değil. Hayalleriniz başka, gerçekler başka. Sahaya çıktığınızda maşallah diğer takımlarda müthiş oynuyor. Yani bir Ankara Gücü maçı örneğin. Taraftarımız çok kızdı. Efendim kötü futbol. Ya ama karşı takıma da saygı duyun. Karşı takımlar da çok güzel oynuyor. Bugün siz 18-20 futbolcu transfer ediyorsunuz dünya çapında ama geliyorsunuz yeniliyorsunuz. Hata teknik direktörde mi? Oyuncularda mı? Yönetimde mi? Ha şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Yönetim biliminde kusursuz sorumluluk diye bir ilke vardır. Nedir bu? Yani sizin kusurunuz yoksa bile, hiç suçunuz yoksa bile eğer siz yönetimliseniz siz sorumlusunuz. Yani ben kötü oyundan da, bütün transfer hatalarından da sorumluyum. Ama bir güzellik varsa, iyilik varsa bütün camiye olarak ben bunu bir paydaşıyım. Bütün camiye, milyonda biriyim. Bunu serzeniş içinde demiyorum. Gerçek yöneticilik budur. Karl von Clausewitz'e sormuşlar. Bir savaşı kaybetmiş. Prusya generaldir, modern askerlik biriminin kurucusudur. Clausewitz, ya sizde bir bu savaşı kazandınız ama öyle bir kurmay başkanınız var ki o yaptı her şeyi demiş. Çok doğru demiş. Ve çok değerli, çok büyük katkısı oldu. Ama demiş eğer yenilseydim kellesi gidecek olan bendim demiş. Ben teşekkür ediyorum. Falcao bir tanedir. Devam edecek. Benim aktifimdeki bütün futbolcular, şirketim de öyledir. En değerli insanlardır. En değerli varlıklardır. Kızabiliriz aile içinde, öfkelenebiliriz. Fakat neticede onlar profesyonel olarak bizim için mücadele ediyor. Biz de amatör bir ruhla onları bunu başarıyı sağlaması için gereken ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Yani sadece ben değil, ben bunu bütün kulüpler içinde söylüyorum. Evet. Lütfen. Mali kongre çok konuşuyor. Mali kongre yapamadı. Değerli arkadaşlar, biraz önce dedim. Mali kongreden izin alma şansımız yok. Ama seçim için biz diyoruz ki ya bunu lisede yetkizlik gereği yapacağız. İşte sosyal mesafe falan. Yani evet nasıl kuyruğa giriyorsunuz hani çizgiler. Bunu yapabiliriz diyoruz. Ama netice devletimiz. Biz devletimizi ne derse onu yaparız. Bu devletimiz ne diyorsa onu diyoruz. Fakat bir yönetim
sürekli erken seçim, erken seçim, yılda bir devamlı dayatırsanız icra iş yapamaz. Siz devamlı seçim beceriksizler, seçim vasatlar, seçim efendim ne diyorlar bize? Beceriksiz başkanı işte diyorlar. Ya devamlı seçim dersen yönetim biliminde, yönetim bilimi için apartman yönetiminde de böyledir, ailede de böyledir. Ya sen devamlı seçim, devamlı boşanmaktan bahsedersen hiçbir yere yapamazsın. Hiçbir kimse fonksiyonunu icra edemez. Ben bıktım. Ya nasıl anlatayım? Madem öyle buyurun diyorum. Ya devamlı çok özür dilerim. Benim yanımdan hep masayı, sürahi çekerler normalde. Şimdi iyi mikrofonlarınıza bir şey olmuyor, dua edin. Şimdi değerli arkadaşlar, devamlı seçim psikozu, seçim baskısı, seçim tehdidi, ibra tehdidi, ibra tertibi, yani çok özür dilerim, tezgahı içinde olursanız hiçbir yere varamazsanız, varsa önerin, varsa projen, varsa nakdi maddi yardımın, getir yardım et. Bu kadar diyorum. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. Başka telefonunuzu.